Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hidrojen otobüs lansmanı istasyon meydanında yapıldı. Bu eğilmiş, üstümüze gök ışıkları var. Dolsun bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı, yarın değil, hemen şimdi. İstasyonlu küçük sanayiden organizeye giden günde 10 bin kişiyi taşıyan kara tren hattını hızlı trene çeviren bir hattın önündeyiz ve arkamızda da hidrojenli otobüsümüz var. Çok güzel bir söz var, hayaldi gerçek oldu diyor. Sen istersen o bir hayal değildir diyor. Bu hayalimize bizimle ortak olan Karsan ailesine, bugün aramızda olan kıymetli CEO'muza ve bütün aileye hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Şubat ayının ortasına gidiyoruz. Fakat gördüğünüz gibi hava sıcak. Küresel ısınma had safhada ve özellikle iklim değişikliği dünyanın en büyük gündemi. O yüzden bir an önce bu işler düzelsin diye Birleşmiş Milletler'de Paris Anlaşması imzalandı. Paris Anlaşması'nı en hızlı meclisinden geçiren meclis bizim meclisimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Çevre Bakanlığı'nın ismi İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Ben bu iradeye Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve kuvvetli bir alkış istiyorum. Elbette ki en önemli şey uygulama. Bu çıkan yasaların uygulanması tamamen belediyecilik işi ve belediyedeki paydaşlarımızın işi. Buna inanmış, hakikaten kendini iyi yetiştirmiş vizyon işi. Bu bir ortaklık. Önce bunun üretilmesine inanmak gerekiyor. Biz hidrojenli otobüsü ilk söylediğimizde kıymetli başkanım herkes yüzümüze baktı. Bu ne demek dedi. Çünkü biz de önce arkadaşlarımız geldi. Özellikle hidrojenli üretim yapan dernek başkanı, daha önce AK Parti'nin ilk döneminde enerji müsteşarlığı yapan kardeşimizdi. Geldi, dediler ki başkanım Avrupa artık hidrojenli otobüse biniyor. Dedim hemen gidip yerini inceleyelim. Dedik biz teknik ekip olarak arkadaşlarımızı aldık, önce Köln'e gittik. Sonra bizim kardeş şehrimiz Duisburg'a gittik. Orada Köln Belediye Başkanı bize bir sunum yaptı. 200 otobüsü yaklaşık 5 yıldan beri geçtiklerini söyledi. Sonra Duisburg'a gidince dediler ki başkanım o gördüğünüz kısım esas bunun Ar-Ge'sini, inovasyonunu bizim üniversiteler yapıyor. Bu işin en büyük önemli kısmı üniversitedeki Ar-Ge bölümü. Biz buradan dediler bu food center dedikleri kısmı ürettiğimiz için bugün o Köln'de gördüğünüz 200 tane otobüs hidrojene geçmiş durumdaydılar. Hidrojenin en önemli kısmı güneş enerjisi depolanmıyor, hidrojen depolanıyor. O yüzden bir an önce bizim hidrojenin depolandığı akaryakıtta işte her gün zam gelecek mi gelmeyecek mi diye bakladığımız yerde çeşitlendirmemiz gerekiyor. Suyu hidrojene ve oksijene ayırıyor. Hidrojeni depoluyor. Akaryakıt istasyonuna gelince de bu otobüse basıyor ve otobüs 6 saat çalışıyor değil mi? Başkanım hiç durmadan ortalama. 500 kilometre çalışıyor. Çıkan egzozdan da su buharı çıkıyor. Buranın kaybedeni var mı? Su buharı çıkması demek, havanın kirlenmemesi demek. Temiz ulaşım ve yeşil ulaşım demek. İBAD'nin yeşil şehri, OECD'nin şampiyon şehri olarak bizim sürekli kendimizi yenilememiz lazım. Ben buradaki bütün arkadaşlarıma da, şimdi Ünal Başkanım geldi, beraber çalıştıkları arkadaşlarımız geldi, onlara da çok teşekkür ediyorum. Akıl ulaşım, yeşil ulaşım, ne söylesek hemen hiç itiraz etmeden bize ne düşüyor diyorlar. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyor ve kuvvetli bir alkış istiyorum. Kullanım oranları artıyor.
Uluslararası fonlar buna çok daha kolay bir şekilde destek veriyor. O yüzden böyle baktığımız yerde bunu Japonlar yapıyor ve Güney Koreliler yapıyor dediler. Japonlarla da konuştuk, Güney Korelilerle konuştuk ama Karsan bizim ve yerli ve milli üreticimiz. Bizim burada kendi mühendislerimiz çalışıyor, kendi evlatlarımız çalışıyor, kendi çocuklarımız çalışıyor. Karsan'da çalışan mühendislerimiz memleketimizin yetiştirdiği bu ülkenin en iyi üniversitelerinde okumuş, çok iyi yetişmiş çocuklar. Dolayısıyla eğer yerli ve milli bir şey varsa bizim tercihimiz her zaman bunadır. Biz Karsan olarak burada yine bir ilki yaşıyoruz. Biliyorsunuz Karsan elektrikli otobüs toplu ulaşımda ülkemizin öncüsü. Bugüne kadar 1000 adet otobüsümüz Avrupa yollarında 100 milyon kilometre tecrübe kazandı. Ve ilk defa Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüsümüzü Gaziantep'te Türkiye'de ilk defa görücüye çıkarıyoruz ve ilk defa sizlerle buluşturuyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ eğilmiş, üstümüze gök ışıkları var. Dalsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı, yarın değil, hemen şimdi.